Merhaba, avukat Bilgehan Utku ben. Bu videomda boşanma davasında ekonomik durum araştırmasından bahsedeceğim. Şimdi boşanma davasında SET raporu dediğimiz bir rapor bulunmaktadır. Sosyal ekonomik durum araştırması denir bu rapora. Bu araştırma maddi talepler bakımından yargılamayı yapmakta olan yetkili aile mahkemesinin karar vermesinde etkili olacaktır. Nitekim mahkeme araştırmanın yapılması için kolluk kuvvetlerine talebini iletecek ve kolluk araştırmasını da buna göre yapacaktır. Araştırma için tarafların dosya veya ilgili kayıtlardaki ikametgah veya yerleşim yeri adreslerini de öğrenilmesi şarttır. Hakim taraflarla ilgili karar verirken adaleti ve hakkaniyeti sağlaması adına karar vermesinde etkili bir araştırma yaptırmalı ve buna göre elde edilecek bilgiler ışığında da ara kararlarını vermelidir. Bu raporun sonucuna göre karar verme durumlarında da değişkenlikler gözlenebilmektedir. Nitekim boşanma davalarında tedbir nafakası talepleri değerlendirilirken ya da tedbir nafakası talebi yoksa, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası taleplerinde bu ekonomik durum araştırması sonucu çıkan rapor önem teşkil etmektedir. Sosyoekonomik durum araştırması Yargıtay tarafından da önemsenen bir husustur. Bu araştırmanın usulüyle veya gerekçeli bir şekilde yapılmaması neticesinde ciddi mağduriyetler yaşanabilir olması bunun esas nedenidir. Özellikle boşanma, nafaka, velayet davalarında tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını belirlemek için mahkeme tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne yazı gönderilir. Bu yazıda davalı ve davacının bakmakta yükümlü olduğu kişi sayısı, oturulan ev kira mı, kişinin geliri var mı, gayrimenkulü var mı, arabası var mı gibi soruların cevabının araştırılması istenir. Araştırma yapıldıktan sonra düzenlenen rapora göre de hakim davada nafaka, tazminat gibi konularda karar verecektir. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.